Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir kurabiye tarifi vereceğim. Bu kurabiyenin lezzetine bayılacaksınız. Çatlayan kurabiye yapıyoruz bugün. Bu lezzeti sizlerle de paylaşmak istedim. Hadi dilerseniz yapımına başlayalım. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 125 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 adet büyük boy yumurta, küçük yumurtanız varsa 4 adet kullanın, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu kabımıza alalım. Daha sonra üzerine 2 paket yani 400 gram mısır nişastası ekliyorum. Direkt hepsini boşalttım gördüğünüz gibi. Ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra un ilavesine başlayacağım. Nişasta miktarı ne kadar çok olursa o kadar güzel ağızda dağılan kurabiyeleriniz olur. Kurabiyeleriniz çok güzel bir şekilde çatlar. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Toplamda 1,5-2 bardak arası un kullandım. Yavaş yavaş un ilavesi yapın. Yumurtanızın kıvamına göre, büyüklüğüne göre un miktarı değişecektir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Böyle elinize yapıştığına bakmayın. Biraz sonra hamur toparlanacak ve hazır hale gelecek. Evet, hamurum hazır. Bakın, dokusunu da sizlere göstereyim. Gayet yumuşak bir hamur oldu. Cevizden biraz daha ufak şekiller veriyorum, yuvarlıyorum hamurlarımı ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Fırınımı da 175 dereceye alt üst ayarda açtım, ısınıyor. Isıtılmış fırında pişireceğiz. Bu kurabiyelerin özelliği üzerinin kızarmaması gerekiyor. Yani beyaz bir kurabiye elde etmeniz gerekiyor. Önceden ısıtılmış altı üst ayar 175 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirmeniz yeterli. Fırından fırına farklılık gösterecektir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirme yapın. Fırınınızın başından ayrılmayın. Bayağı bir tepsi dolusu kurabiye çıkıyor. Şimdi fırına gönderiyorum. Kurabiyelerim piştiler. Bakın, üzerleri beyaz, altı hafif kızarmış. Tam istediğim gibi bir kurabiye elde ettim. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.